Efendim, siz Türkiye Giyim Sanayi Derneği Başkan Yardımcılığı görevini üstleniyorsunuz ve profesyonel şekilde modayla ilgilenmenin dışında sizce moda ne anlam ifade ediyor? Ekonomik etkinliği, sosyal etkileşimi, Türkiye'nin Avrupa Birliği yüzü olarak Türkiye bir tekstil devi dedik. Modanın genel anlamda tanımı nedir ve sıkı sıkı takip eder misiniz? Tabii ediyorum, ediyorum her kadın gibi. Moda aslında hani giyim anlamına baktığımız zaman moda kavramı ben onu biraz daha trendlerle anlatmaya çalışsam daha doğru olur. Yani trendler artık hayatımızda çok önemli şeyler haline geldi. Yani bugün bir telefon aldığınızda da trendler doğrultusunda bir telefon alıyorsunuz. Bir giysi aldığınızda da böyle yapıyorsunuz. Bir müzik dinlediğinizde ya da bir yerde yemek yediğinizde de böyle yapıyorsunuz. Yani trendler insan yaşamının içinde ve çok önemli bir şey haline geldi. Bu kitlesel, sosyal kişi davranışlarını aslında etkileyen bir şey. Hani daha bizi kitleler olarak hareket ettiren bir şey. Yani işte bu kavramlarla ilişkili neler geldi mesela? İşte Facebook geldi, Twitter geldi mesela. Yani bunlar mesela hep bu trendlerle ilişkili kavramlar. Bunlar insanların yaşam biçimlerini de değiştirdi aslında. Modayı da bu anlamda biraz düşünmek lazım. Türkiye'ye bu anlamda baktığımız zaman aslında Türkiye'nin modern, yaratıcı bir şekilde dünyayı etkileme potansiyelinin olduğunu düşünüyorum ben. İşte internet kullanımına baktığınızda son derece gelişmiş ülkelerle hani başa baş gidiyoruz. 15 evet, milyon gidiyor. Türkiye'de telefon internet kullanıcısı var. Aynı şekilde en önlerde gidiyoruz. Sonra trendler tabii daha fazla genç insanların takip ettiği bir şey ve onlar hayatlarını bunlarla yönetiyorlar bir bakıma. Öyle bakıldığında da Türkiye'nin çok genç bir nüfusa sahip olması aslında bu trendleri kabul etmesi anlamında gerçekten çok önemli. Bu bizi yenilikçi yapacak gelecekte ve yeni Türkiye'yi biz bu gençlerle kuracağız diye düşünüyorum yani. Bu çok büyük bir avantajı Türkiye'nin bence. Ben tabii ki modayı takip ediyorum ama daha fazla şunu takip etmeye çalışıyorum. Trendleri takip ediyorum. Yani biraz önce anlattığım gibi. Tüm bu trendler çünkü birlikte bir etkileşim halinde. Yani trendler sizi modaya kadar götürüyor. Trendler sizi her şeye götürüyor aslında. Daha fazla trendleri analiz etmeye çalışıyorum. Hangi boyutlarda? Yani mimari trendlere bakıyorum, ekonomik trendlere bakıyorum, sosyal trendlere bakıyorum. Yani insanların hayatlarındaki trendlere de bakmanız gerekiyor ki aslında yaptığınız işi bizim yaptığımız işi yönetebilmemiz için. Ben daha fazla bunu algılamaya çalışıyorum. Mesela mimaride işte daha doğal malzemelerin, daha natural malzemelerin kullanıldığı bir trend geldiği zaman ki böyle bir trendten yana esiyor rüzgarlar. Atıyorum country'nin moda olduğunu görüyorsunuz. Yani bu etkileşimler çok önemli. Ben hani daha fazla bu tarafa bakıyorum. İşin bu tarafıyla ilgileniyorum. Evet, gerçekten bunlar dünyaya bağlantı kurmamız açısından çok çok önemli. İnsanların iletişim kurabilmesi açısından önemli. Ve biz kendi özgün tasarımlarımızla dünyayı daha fazla tanıtabilirsek, özellikle Avrupa Birliği ve yurt dışındaki ülkeler bir fikir sahibi olacaklar. Yani gerçekten Türkiye çok güzel bir şekilde kendini temsil ediyor ama daha ağırlık kazanabiliriz. Şimdi siz yılın kadın girişimcisi seçildiniz. Eskiden şöyle bir anlayış vardı, erkek çocuklarımız olsun yönetim kurulu başkanı olurlar diye. Ama biz geçen röportajlarımızda da çok başarılı bir hanımefendilerimizle, iş bayanlarımızla mülakatlar gerçekleştirdik. Şöyle bir tez girdi, kadınlar erkeklerin tahtını sallıyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Özellikle de eşinizle beraber çalışıyorsunuz iş ortamında. Aynı zamanda eşinize hem ev ortamı hem iş ortamı nasıl etkiliyor? Çok derin bir konuya girdiniz bence. Zorlu bir konu diyelim. Tabii biz çok, yani ben eşimle beraber 23 yıllık bir evlilik hayatım var. 23 yıllık da bir çalışma hayatım var. Yani evliliğimizin başından beri beraber çalışıyoruz. İyi bir çiftseniz aslında çok yararlı etkilerini de görüyorsunuz. Yani sonuçta çift olmak bir uyum demek oluyor. Yani belli hani tencere kapak dediğimiz işler gibi. Yani belli bir uyumunuz varsa, bir ahenginiz varsa aslında siz birbirinizi tamamlıyorsanız iş yerinde de bunun doğal ortamını yaşıyorsunuz. Yani bizim iş yerimize de hakikaten baktığımız zaman hani daha yaratıcı, sezgisel taraflarda ben kendimi görürken Yılmaz'da daha analitik ve hani daha akılcıl taraflarda görebiliyorum. Aslında hani bu
kadınlar hep bu alanda olur diye söz etmiyorum. Yani bu benim feministik yaklaşıma şey düşüyor, ters düşüyor çünkü. Bence kadınlar da erkekler kadar analitik düşünebilirler. Analitik düşünebilirler, sol beyinlerini çalıştırabilirler. Bu yalnızca bir alışkanlık meselesi diye düşünüyorum. Çünkü kadınlar veya kız çocukları doğdukları anlardan beri biraz ailenin içinde ve toplumun içinde nedense sağ beyinlerini çalıştırmaya alışmış bir vaziyette gidiyorlar. Aslında bu sağ beyinler onun çok büyük kadınların avantajı. Yani dünyaya da baktığımızda gerçekten sağ beyni çalışan insanlar yaratıcılıkları, işte sezgisel yaklaşımları falan ve sentezcilikleri aslında sağ beyinlerinden çıkıyor evet. İnsanların. Bu çok önemli bir şey. Ama sol beyinde çok şart bir şey tabii ki. Yani analitik olabilmeniz için şart bir şey. Daha matematik düşünebilmeniz için şart bir şey. Bu bir alışkanlık diye düşünüyorum. Yani bir kadın gerçekten sağ beyni zaten o böyle cebinde ama sol beynini de bence kesinlikle çalıştırabilir. Bunu yeter ki yapmayı öğrensin. Yani hani bazen bunu biz tartışmasında yapıyoruz. Hani analitik olunur mu, analitik doğulur mu filan gibi hani böyle klasik tartışmalar. Bence analitik olunabilir. Doğulması gerekmiyor. Yani zaten o bir potansiyeliniz var. Çünkü o zekanızla doğuyorsunuz siz. Yani normal bir IQ'nuz var yani. Bu IQ'yu aslında siz hakikaten sol beyninizi adam ederek, çalıştırarak bir belli bir noktaya getirebilirsiniz. Buna eminim yani. Böyle kitap önerilerim bile oluyor yani insanlara. Yani kadın erkeğin aslında birbirini tamamlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. O rezonansı yani, sağlamak önemli. Gerçekten öyle. Sonuçta doğanın içinde, dünyanın içinde boşuna bu iki tane canlı bir araya gelmemiş. Yani bunlar birbirlerini tamamlıyorlar, birbirlerini üretiyorlar, birbirlerini çoğaltıyorlar. Yani bu sinerjiyi yakalamak da çok önemli bir şey. Evet. Bu iş yaşamında da var, aile yaşamında da var. Yani kadının aileye katkısı, erkeğin aileye katkısı, çocuklara katkısı o kadar hoş şeyler ki bunlar. Bunları dengede ve ahenkte yürütebilmek ve de adaletçi olabilmek tabii. Yani bence en önemli şey bu. Toplumların da bu anlamda bir adalete sahip olması lazım. Ailenin de bu anlamda bir adalete sahip olması lazım. Bu nerede görüyoruz? Bunu da doğduğumuz anda doğduğumuz ailenin içinde görüyoruz. Yani çok önemli bir adalet duygusu getiriyor aslında. Yani kadının çünkü hani eziliyorsa buralarda ezilmeye başlıyor zaten. Ve siz bunu görerek biliyorsanız bu kötü bir şey. Yani burada adaletçi bir yaklaşım varsa aslında siz de bu gelenekle büyüyorsunuz ve çocuklarınıza onu öğretiyorsunuz. Yani bu dengeyi öğretiyorsunuz. Bu önemli yani ama tabii ki zor bir şey. Hani kadın erkeğin de bir doğal tabii ki bir çatışma şeyi var. Hani noktası var. Bu da doğanın içinde olan bir şey bence. Evrenin içinde olan bir şey. Ama farklı fikirleri ortak bir noktada birleştirebilirsek, paylaşım yapabilirsek gerçekten iki enerjinin de birleşmesiyle ortaya muazzam güzellikte sonuçlar çıkıyor. Çok destek olabiliyor. Bir de beynin sol lobunu ve sağ lobunu çalıştırmak için ters refleks kullanma sistemi varmış. Mesela evet. Sağ elinizi kullanırsanız sol lobu daha fazla evet. gelişmiş oluyor. Sol elinizi kullanırsanız sağ lob gelişmiş evet. oluyor. O yüzden iki elle yazmak belki insanların her iki tarafı da evet. kullanmasına eşit fayda sağlayabilir. Evet. Güzel şeyler bunlar. Reflekslerimizi kullanmak beden çok etkili çünkü beynin çalışmasında. Evet. Siz yapar mısınız spor vesaire iş dışındaki spor, alanlardan? Spor benim hep hayatımda olan bir şeydi eskiden. Çünkü bir sporcu bir genç kız olarak büyüdüm ben. Basketbol oynadım 8 yıl falan evet. Ama şimdi çok hareketli bir insan olmama rağmen aslında biraz iş yaşantısını getirdiği bir şey oluyor. Zaman problemi tabii aslında. O da biraz belki bahane, bilmiyorum. Yani fırsat buldukça spor yapmaya gayret ediyorum gerçekten. Evet, zinde bir beyin için çalışma hayatınızda da çok güzel etkili oluyor. Ama insanlar iş ortamında da spor yapabilirler. Yani ne kadar hareketli olabilirsek o bir anlamda spor yapmaktır. Sürekli bilgisayar başında oturmak falan olumsuz etkili. Asansör kullanmak yerine merdiveni evet. tercih etmek. Evet, spor aynı zamanda tabii bir mutluluk hormonu salgılattırıyor biliyorsunuz. O anlamda da çok önemli bence. İş yaşamında da bence başarı da mutluluktan geliyor. Biraz da buna da inanıyorum ben. Yani mutlu bir insansanız daha başarılı olma potansiyeliniz bence yüksek oluyor. Evet. Yani mutlu olmanın yolunu bulmak lazım. Kesinlikle. Son olarak iş yaşantınızdaki tecrübeler ışığında gerek üniversitede okuyan arkadaşlarımıza gerek iş yaşamına yeni atılmış olan arkadaşlarımıza ve özellikle moda çok ilgi çekici bir konu ve gençlerin özellikle çok ilgisini çekmekte. Başarı mesajlarınız, önerileriniz neler olacaktır? Şöyle söyleyebilirim. Yani
sevdiği işi yapması bir insanın çok önemli bir şey bence. Yani bazen bunu ben şöyle anlatıyorum. Yani aşkla yapılan bir iş diyorum. Gerçekten bir işi aşkla ve çok severek yapmazsanız başarı biraz daha geriden gelen bir şey oluyor bence. Öncelikle işinizi çok sevmeniz gerekiyor. O sizi pek çok şey için motive ediyor. Hani fazla mesailer için, işte araştırma için. Her şey için aslında bu sevginin ve ilginin gerekliliği var. Onun için önce sevdiği işi kişinin yapması lazım. Yani doğru alışkanlıklar, doğru bir kurumda doğru alışkanlıklar kazanmak çok önemli bir şey. Kesinlikle. Doğru bir bilgi birikimi yapmak çok önemli bir şey. Bu kısmı çünkü okuldan mezun olduğunda yani sahip olunması gereken her bilgiyle mezun olmuyoruz ne yazık ki. Maalesef ya da kullanabileceğiniz bilgilerle mezun olmuyoruz. Bu taraf iş hayatının içinde tamamlanıyor. Evet. Bizim eğitim sistemimizde çok teorik bilgilere yoğunluk verilmiş ve pratikte gerçek hayatla, rasyonel hayatla ilgilenebilmemiz açısından olumsuzluk taşımakta. O yüzden okul döneminde staj yapmak önemli. Bence de çok önemli. Yani hemen birinci sınıftan itibaren gireceksiniz hayatın içine. O kesin. Sonra öğrenmeye devam etmesi gerekiyor. Yani bir öğrenme ve bilgiye böyle bir merak. Mesela bu çok önemli bir şey. Benim hayatımda da çok önemli. Ben halihazırda zaten işimi de okuyarak falan öğrendim yani. Hani sonuçta bir perakende işi yapmaya başladım. İşte tekstil üretimi. Bunların hepsini hem işin içinde öğrendik hem okuyarak, işte merakla, öğrenmeye çalışarak yaptık. Bu benim bir hayattan çıkardığım tecrübe halihazırda. Yani ulaşamayacağınız bilgi yok. Hele şu çağda hiç yok. Okuyarak öğrenebilirsiniz. Bu merakların hiç bitmesi gerekiyor. Zaten bizim üniversitede bir panel olmuştu. Önemli profesörlerimiz katılmıştı oraya. Kendileri tabii branşları olduğu için çok iyi biliyorlar. Ama kitaplar herkese açık. Orada tabii, şey geçti. Bizim fikirleri olan öğrenciler de şey yaptı. Şaşırdı hocalar. Hani siz nasıl biliyorsunuz bu konuları falan, sizin evet. alanınız değil. Ama kitaplar herkese açık. Yani herkes istediği tıp alanında bile birçok bilgi edinebilirsiniz. Aynen öyle. Bir de hani kitabın dışında, yani kitap da şey bir kavram haline geldi. Hani tabii ki Türkiye'ye çok kitap giriyor. Çok yeni kitaplar, hani hem İngilizceleri hem tercümeleri, her şey oluyor falan, ama bir de internet diye bir şey var ki evet. ulaşamayacağınız hiçbir bilgi yok. Yani kesinlikle. Bir derya bir şey. Yeter ki araştırmacı bir kişiliğiniz olsun. Bir de bunun belki hani tekniklerini de öğrenebilirsiniz yan bir iş olarak. Çünkü araştırma yapmak da bir teknik. Ama yani sonuçta üniversite